Efendim herkese yeniden merhaba. Bu video analiz kanalımın takipçileri gerçekten Ukrayna'da neler olup bittiğini yakından izleyen bir karaktere sahipler. Çünkü ne zaman Ukrayna ile ilgili bir bilgi, bir aktarım yapsam çok yoğun takip alıyor. O yüzden sizin bu verdiğiniz cesaret sayesinde düzenli olarak takip ediyorum doğal olarak. Ve herhalde ileride benim bütün bu anlattıklarım bir savaşın kronolojisi haline gelecek. Geriye dönüp baktığımda her gün Ukrayna anlatmışım sizlere. Çok enteresan. Şimdi burada yeni bir dönem yaşıyoruz Ukrayna'da. Rus silahlı kuvvetlerinin ülkenin %20'sini işgal etmiş pozisyonda kendilerini daha çok savunma hattına çektiği ve Ukrayna'yı esas olarak Ukraynalılar açısından yaşanılmaz kılmayı hedeflediği yeni bir stratejiyle karşı karşıyayız. Ne demek bu? Bu şu demek, geçen bir söyleşide de ifade ettim. Hani klasik Yeşilçam filmlerinin bir iki ünlü lafı vardır. Onlardan biri de ya benimsin ya kara toprağım. Yani sevgiliye veya aşık olunan kadına genelde Yeşilçam filmlerinde böyle de denilirdi. Artık denmiyor dizilerde falan ama böyle bir şey vardı. Rusya'nın yaptığı da bu. Yani sen bana direndin, evet. Ben giremedim, giremedik, evet. Kontrol edemeyeceğim, o belli, o da tamam, evet. Ama sen olmayacaksın. Yani öyle bir şey yapacağım ki sen orada yaşayamayacaksın. Şimdi iş oraya doğru gidiyor. Yani topluca büyük bir felakete doğru gidiyor. Niye? Ya son iki günde 180 balistik füze yedi Ukrayna. 180 toplam iki günde, 48 saatte. Bu füzelerden 15 tanesi, 15 noktada ülkenin en önde gelen enerji üretim alanlarına düştü. Santrallere, şunlara, bunlara, aktarım hatları. Şu anda 10 milyon Ukraynalının elektriği yok. 10 milyon insan. Bakın biz 21. yüzyılın insanlarıyız. Tabii geçmişte elektrik olmasaydı, mesela 19. yüzyılda elektrik var ama olmasaydı mesela gibi kolay yaşayabilirdi insanlar. Ama 21. yüzyıl dünya nüfusunun neredeyse %75'inin şehirlerde yaşadığı, kırsal alanın da giderek sanayi devriminin bütün imkanlarından yararlandığı bir dünya burası. Yani bizim elektriğimiz olmazsa biz ölüyoruz. Hatta şöyle bir akım var Kuzey Avrupa ülkelerinde. İnsanın yaşam tarifini yeniden yapan anayasalar geliştiriliyor. Bu şu demek: temiz hava, temiz su, gıda güvenliği. Bu insanın ayrılmaz üç, hayatta kalma nedeni bu üçü. Ama şimdi buna elektriği, hatta internete ekliyor bazı devletler. Yani bunların da garantisinin ve insanlara bir kısmının bedava verilmesinin yolları açılmaya çalışılıyor. Şimdi 10 milyon insanın yaşadığı bölgede elektrik olmaması demek, o bölgede aynı zamanda suyun da olmaması anlamına geliyor. Şimdi susuzluğa insan kaç gün dayanabilir? Kaç gün? Hele hele içme suyu çok kirlenmişse veya çevredeki bütün su kaynakları çok kirliyse, o içme suyu yokluğunu ne kadar kaldırabilir? Geçtiğimiz haftalarda bir gün dedim ki ben size, bu böyle giderse Kiev'in 3 milyon nüfusunu tahliye etmek zorunda kalabilirler. Çünkü çoluk, çocuk, okullar bilmem ne ve elektrik yok, su yok. Ne var? Hiçbir şey yok. Böyle bir durum. Şimdi gerçekten
Avrupa güvenliği açısından da çok ciddi bir sorunla karşı karşıyayız. 10 milyon mülteci çıkabilir bu işin içinden. Zaten Rus liderinde yaptığı bu. Ya benimsin ya kara toprağın, ya işte bu. Yapılan bu. Yani sizin yaşadığınız Ukrayna'yı sizden alamadım ama siz de artık orada yaşayamayacaksınız. Bu çok ciddi bir sorun ve bu sorunun altından kalkılması çok zor. Gerçi işte mobil enerji santralleri yollanıyor, interkonekte sistemiyle desteklenmeye çalışılıyor falan ama bunların hepsi bir de kış şartlarında. Yani şu anda ben bu şeye girmeden önce, video analize girmeden önce Kiev'e baktım. Gündüz -1, gece -6, -7, -9. Şimdi bir de elektrik yok, su yok, bir de soğuk var. Soğuk geldi. Şimdi Kasım 18'deyiz. Yani Aralık başı itibariyle donar oralar. Zaten bazı bölgelerde akşamları işte Kiev'de olduğu gibi -7, -9'ları görmeye başlamış durumda. Tamamen insani bir felakete gidiyor Ukrayna. Büyük bir insani felaket. Kurtarılmış olan Erson'da yapılan video çalışmalarını izledim çeşitli kanalların. Onlar Türk medyası gibi değil, yani savaşın başlangıcında ekip yolladı Türk medyası. Sonra sanki savaş bitmiş gibi hiç kimse yok ortada. Onu da anlamıyorum. Yani haber merkezlerindeki arkadaşlar, editörler, bir duayen abiniz olarak söylüyorum ki savaş en felaket dönemine geldi şu anda. Siz 2 hafta orada ekip tuttunuz, hepsini çağırdınız buraya. Yani olacak şey değil. O nedenle diğer ülkelerin yayın kuruluşları devam ediyor çalışmaları. Her sondakiler diyorlar ki bizim bütün altyapımızı yok edip gittiler. Bir şehir düşünün, kanalizasyonu, elektrik sistemi, su sisteminin tamamını uçurmuş havaya, öyle çıkmış orada. O böyle kala kalmış durumdalar. Bir tane nehir gibi bir şey var, Dinyeper değil ama başka böyle bir şey. Nasıl pis bir su? Yani diyor ki kadınlar, biz bununla yıkanıyoruz, su içmiyoruz buradan falan. Zaten o suyu içersen ölürsün. Böyle bir durum var. Ve gerçekten işin bu yönünü kimse de konuşmuyor. Yani tamam, tahıl anlaşması yok, amonyak gidecek mi yok, işte gübreler ulaşacak mı, tamam, bunların hepsi tamam da orada insanlar, 10-12 milyon insan kış şartlarında bir anda ölebilir çocuklar. Bunun alarmı olması lazım. Dünya bu kadar başıboş şey yapmamaları lazım. Gerçekten enteresan bir durum. Putin'le Erdoğan biliyorsunuz görüştü. 120 bir gün daha uzadı tahıl anlaşması. Anladığım kadarıyla Batı gübre ihracatı ve amonyak ihracatında Rusya'ya gereken güveni vermiş gibi gözüküyor. Bu benim de desteklediğim bir şey. Yani dünyanın geneli açısından önemli bir karar. Bence o garantilerin verilmesi gerekiyor idi. Luhansk ve Donetsk'te inanılmaz kanlı çatışmalar devam ediyor. Orada da durum şöyle. Herson'dan geriye çekildi ya Dinyeper'in doğusuna. Oradaki birlikler, yani Dinyeper'in güneyi ve doğusuna çekilen birliklerin önemli bir kısmını Luhansk ve Donetsk bölgelerine kaydırmış durumda. Özellikle Luhansk'taki Bahmut, Avdiivka ve Novopavlivka kentleri ve yerleşim birimlerine olağanüstü bir saldırı gerçekleştiriyor Rusya. Ukrayna direniyor ama nereye kadar? O da ayrı bir soru işareti. Son söz İsveç'ten, size özeti veriyorum. Fazla vaktinizi almak da istemiyorum. Biliyorsunuz Kuzey Akımı 1 ve 2 patlamıştı. Artık sabotaj olduğu kesinleşti. İsveçli savcı da açıklama yaptı. Yapılan bütün derin araştırmalarda 4 ayrı patlama noktası bulundu ve burada da patlayıcı izlerine rastlanıldı dedi. Şimdi önümüzdeki soru işareti şu:
bu kadar önemli ve stratejik sualtı boru hattını kim havaya uçurdu? İsveç bunu ortaya çıkarabilir mi? Pek sanmıyorum. Çıkarmak da isteyebilir mi? Onu da pek sanmıyorum. Ama sonuç itibariyle böyle bir durumla karşı karşıyayız. Hoşça kalın.